İyi. Nasıl, ayağın çok acıyor mu? Biraz. Size köfte yaptım Selin Hanım. Sağ ol. Sen buna köfte mi diyorsun? Kötü mü olmuş? Berbat olmuş. Anne, Songül normalde çok güzel yemek yapar. Herhalde aldığın ilaçlardan falan senin ağzının tadı bozuldu ha? Aa, yani problem sende, karımda değil diyorsun. Yani tozla kondurmuyorsun karına. Ya tamam Güney, kötü yapmış olabilirim, problem yok. Siz onu yemeyin Selin Hanım. İstiyorsan size tost yapayım. Yok, istemez. Tostunda köfteye benziyorsa yandık, aç kaldık demektir. Güney, sen en iyisi dışarıdan bize yemek söyle. Olur anne, söylerim. Ben bakarım. Selam, ne haber? Zehra abla. Evet. Sedef. Ne işiniz var sizin burada? Ben de aynı soruyu anneme sordum. Anne, bizim burada ne işimiz var? Sus kız sen. Allah Allah. Sana da yazıklar olsun ha. Koşa koşa anana bakmaya geliyorum. Böyle mi karşılıyorsun beni? Yok, ondan demedim Zehra abla. Hani annemle sizin aranız pek iyi değil ya. Böyle durumlarda küslük kavga olur mu? Olmaz. İnsanlık namına tarhana pişirdim anana bir de. Buyur etmeyeceğim mi? Çekil. Zehra abla. Ah, ah, ah. Ne olmuş bu bacak? Şu hale bak, geçmiş olsun Selin'cim. Vallahi duyar duymaz koştum. Zehra abla. Ya senin ne işin var burada? Ne var ya? Niye herkes aynı şeyi soruyor, ben anlamadım. Yani devir itibariyle insanlık yapınca herkes bir şaşırıyor anladığım kadarıyla. Allah Allah. Güney, çabuk çıkar şu kadını bu evden. Ya anne, kadıncağız ne güzel geçmiş olsuna gelmiş. Ne var bunda? Ayağını kırmış. Allah muhafaza. Ya beynini patlatsaydın? Ne korkunç. Neyse. Artık ben senin kadar kindar olmadığım için hemen geldim tabii. Ay, gerçekten çok iyi bir insansın. Sonunda anladın yani. Bana bak, sana tarhana yaptım. Seversin değil mi? Kız koş kayınvalidene bir tabak ısıt. Hadi. Ay, tarhana diyor, bir de Allah'ım çıldıracağım. Tarhana sevmiyor musun? Tamam, ben de çok sevmem zaten. Yarın başka bir şey yaparım istersen. Yarın mı? Yarın da geleceksin yani. Aşkım, ben hiç gitmeyeceğim. Vallahi sen iyileşene kadar hiçbir yere gitmem, bırakmam seni. Ne? Ya ne diyorsun Zehra abla? Şaka bu değil mi? Anne, ne olur gidelim hadi. Ne oluyor size be? İnsanlık mı öldü? Delirdiniz herhalde. Bir insana koşuyorum iyileştirmek için, elimden geleni yapıyorum. Şu yaptığınıza bakın. Ay, sen iyice yüzsüzlüğü ele aldın artık. Ya kadın, istemiyorum seni bu evde, anlamıyor musun? Bacağın yüzünden böyle yapıyorsun. Sinir basmış sana. Sen bana bırak kendini ya. Ben hiçbir yere gitmem. Seni bu çoluk çocuğun eline bırakmayacağım. Bir kere bunun eline hiç bırakmam, çünkü çok kötü yemek yapıyor. Yemin ediyorum iyileştireceğim derken daha kötüleştirecek ya. Zehirler Allah muhafaza. Zehra abla. Ne var öyle? Sen kendini bana bırak ya. Ben harika hasta bakarım, biliyor musun? İki günde ayağa kaldıracağım seni, bak gör. Ayrıca da hiç görünmez olurum ben evde. Tüy gibi kadınım. Görmeyeceksin yani beni. Aklına yattı değil mi? Kız çok eğleneceğiz, bak gör. İki çift laf ederiz, kahve içeriz falan, senin de hoşuna gidecek. Sen tarhanayı ver ona. Bana bak, bizi odaya götür. Ben biraz üstümü değiştireyim, sıcak bastı bana. Unuttuk.
aceleyle çıktık ya. Üstüme hiçbir şey almamışım. Senin o şık gömleklerinden giysem kızmazsın değil mi? Tamam. Hadi gidelim. Çok eğleneceğiz bak görün. Hadi. Hadi bakalım. Harika eğleneceğiz. Hadi.